Ne yapıyorsun kızım sen bu fotoğraflarla? Hiç, fotoğraf seçiyorum, video çekeceğim. Alo. Nevin Hanım, akrabanız kapıda. E tanıyorsunuz artık teyzemi, alın içeri bir zahmet. Teyzem, ben gidip alayım. Yok, bu başka biri. Ece! Ece! Ferda. Almayacak mısın beni içeri? Sevindim vallahi. Yüzümü unutmamışsın. Ve dile kolay, 8 yıldır görüşmüyoruz Nevin. Ececiğim, gelsene yanıma tanışalım. Niye geldin buraya Ferda? Geleceğimi söylemiştim Nevin, unuttun mu? Ferda. Kızlar. Merhaba. Misafirimizin olduğunu bilmiyordum. Abi benim hatam, kusura bakmayın. Habersiz geldim. Ferda ben. Adem. Aşk olsun Nevin ya. Benden kocana bahsetmedin mi hiç? Ben Nevin'in çocukluk arkadaşıyım. Aha, o bahsetmiştir de ben unutmuşumdur. Anlatsaydı emin olun unutmazsınız. Değil mi Nevin'cim? Aşk olsun, gerçekten çok kralım. Hiç mi bahsetmedin benden ya? Ne bakıyorsun oğlum? Manitayla da konuşmuyor. Buyurun, dinliyorum. Yeni bir görevin olabilir. Elbette efendim. Siz nasıl istersiniz? Hazır olmanı istediler. Peki. Görüşmek üzere. Saygılar. Ulan hayvan! Yavaş oğlum, yavaş! Kaç tane yemişsin? Melahat teyze nasıl? İyi mi? Ne yapıyor? İyi, bildiğin gibi. Kızıma da gel biz yemek yapalım. Annen arkadaşına rahat rahat muhabbet etsin. Benim içinse lütfen zahmete girmeyin. Hayır canım, ne demek? Estağfurullah. Çok yakışıklıymış kocam. Ne kadar şanslısın. Mutfağa girip yemek yapmalar falan. Vay be. Bir biz bulamadık şöylesine ha. Evime geldin, baş köşede oturuyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun Ferda? Beni öldürmek mi istiyorsun? Yo, hiç öyle bir derdim yok. Benim derdim para. Derdim ya para? O neye yeter be? 50.000 lira daha istiyorum. 50.000 mi? Çok mu buldun? Hastanede yaşlı bir kadın vardı Nevin. Bana ne derdi biliyor musun? Para söz söyletir, kıyafet yürüyüş öğretir. Nasıl ama? Git evimden, ne olur git. Senin rahatın yerinde tabii. Böyle mis gibi evlerde yakışıklı kocanla beraber yaşıyorsun. Dünya güzeli bir de kızın var. Lütfen sus. Benim neyim var? Hı?
bir düşün. Hiç. Adem bu evde maaşlı çalışıyor. Burada gördüğün hiçbir şey bize ait değil. Bak şimdi doğru söyledin işte. Hiçbir şey senin değil. Senin hayatın koca bir yalanın üzerine kurulu Nevin. Ferda lütfen sus. Ne olur git. Tamam. Sakin ol, gidiyorum. Ama sana 2 gün süre veriyorum Nevin. Parayı buldun, buldun. Bulmadın, gelirim. Acımam bu güzel hayatına. Kocana her şeyi teker teker anlatırım. Hayatım, bölüyorum. Kekiği nereye koydun ya, bulamıyorum. Siz kalktınız mı? Yemek hazır olmak üzere. Ferda'nın acil işi çıkmış hayat. Nevin doğru söylüyor. Ben bir arkadaşımla buluşacaktım zaten. Geç kaldım. Nevin'cim, arkadaşım, görüşürüz biz zaten. Canım benim ya. Kendine iyi bak. Ben geldim, buldum seni. Görevimi yerine getirdim. Şimdi sıra sende. Telefonum da var, ararsın artık. Hiç zahmet etme. Ben gidiyorum. Adem Bey, çok memnun oldum. Ben de memnunum. Görüşmek üzere. Nevin'cim, görüşürüz canım. Ben sizi geçireyim. Olmayacak. Ben isterseniz bir tanışma yemeği siz ayarladınız bile. Bu akşam. Elbette. Elbette müsait. Tabii ki. Sağ olun. Akşam yemek mi var? Yeni ortakla tanışma yemeği. Ben de geleceğim. Nereden çıktı şimdi bu? Ne demek nereden çıktı? Yeni ortakla tanışmayacak mısın? Ben de tanışmak istiyorum. Önce ben bir tanışayım. Vakti geldiğinde seni de tanıştırırım. Hayır, geçen sefer de aynı şeyi söyledin ve bak nelerle uğraşıyoruz şu an. Ben de tanışmak istiyorum. Hani güvenilir bir adam mı değil mi? Orada olmak istiyorum. Sen böyle şeylerle pek ilgilenmezdin. Ne oldu böyle birdenbire? Yani birdenbire değil. Polis tepemizde ve uğraşmaya da devam edecekler. Bir daha bir sorguya çekmeye karar verdiklerinde ne diyeceğimi bilmek istiyorum sonuçta. Haksız mıyım? Haklısın. Ama bizim toplantılar senin bildiğin gibi. Nasıl bir toplantı olduğu, nerede olduğu, hangi ortağınla olduğunun bir önemi yok benim için. Asıl ortağım benim. Bunu unutuyorsun. Olan oldu teyze, olan oldu. Bu kadın evin içine kadar girdi. Adem'le tanıştı, korkudan ölecektim. Ay kafayı mı sıyırmış bu? Derdi neymiş? Para tabii ki. Ne kadar? 50 bin lira. Ay kim kaybetmiş 50 bin lirayı da biz bulup ona vereceğiz. Ya bir de 2 gün müddet verdi. O parayı bulacaksın yoksa her şeyi Adem'e anlatacağım diyor. Ne yapacağım ben? Ne olur bana bir akıl ver. Bulacaksın 50 bin lirayı, vereceksin kızım. Yani 50 bin lirayı alırsa Adem'e hiçbir şey söylemez. Onun dini imanı para. Sen daha iyi biliyorsun. İyi de 2 günde nereden bulacağım o parayı? Hayır teyze, olmaz, olmaz. Başka çaresi yok kızım. Yüzünü kızartıp isteyeceğim Timur Bey'in. Hayır teyze, isteyemem. Timur Bey'den isteyemem. Hayır, olmaz.